Önce aynaya bir bak. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı CHP'yi mirasından reddederdi. Keşke Atatürk 10 sene daha yaşasaydı. Zaten bu zihniyetteki insanlar Türkiye'de var olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Avukat Süleyman Ferhatoğlu'nun belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı açıklamasına CHP'den yanıt geldi. Pekcanlı, MHP İl Başkanı Ferhatoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı CHP'yi mirasından reddederdi. Atatürk'ün gerçek marjı Türk milletidir, CHP değildir sözlerine Pekcanlı, keşke Atatürk 10 sene daha yaşasaydı, zaten bu zihniyetteki insanlar var olmazdı. Çok da ciddiye almıyorum açıklamalarını dedi. Keşke Atatürk 10 sene daha yaşasaydı, zaten bu zihniyetteki insanlar Türkiye'de var olmaz. Bir kere buradan olaya gireyim. Yani bugüne kadar yaşasaydı değil, keşke yaşasaydı ama Atatürk 10 sene daha yaşasaydı bu memleket MHP'nin il başkanında CHP'nin kıymetini bilirdi. O yüzden çok da ciddiye almıyorum onun açıklamalarını. CHP'nin il ve bazı ilçelerde adaylarının açıklanmasının ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Pekcanlı, Ankara'da İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin olduğunu kaydetti. Aday açıklaması yapmışlar galiba. O toplantıda, basın toplantısında Cumhur İttifak izin alarak mı aday açıklıyorlar? Diğer koalisyon ortaklarından böyle bir izin almışlar mı arkadaşlar? Onlar da açıklama yaptı çünkü biliyorsunuz. Hayırlısı memleket için. Bizim kurucumuz zaten Mustafa Kemal Atatürk. Ben bunu çok fazla dillendirip onlar da diyorlar ki Atatürk'ün ismini kullanıyorsunuz falan. Biz 24 saat Atatürk'le yatıp kalkıyoruz zaten. Yani bizim yaşam felsefemiz bu. MHP İl Başkanı'nın söylemlerini de çok ciddiye almıyorum. Biraz daha bu lafları söylerken pişmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde parti meclisimizin aldığı bir kararla Edirne'mizin birçok yani %60'a yakın adaylarımız belli oldu arkadaşlar. İşte coşkulu bir karşılamayla Cuma günü Edirne'ye geldik. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan zaten geçen yıl genel başkanımızın Edirne ziyaretinde kendisi ima etmişti önümüzdeki dönemde hizmetlerine devam edecektir diyerek genel başkanımızın söylemi işte bir parti meclisi kararıyla onanmış oldu. Recep Gürkan tekrar bir 5 yılda görev yapmak için Edirne halkının huzuruna çıkacak. Biz seçim startını dün itibariyle Sayın Belediye Başkanımızla beraber verdik. Tabii bu esnada listelerle ilgili ciddi çalışmalar da yapıyoruz. Ankara'da da ittifak görüşmeleri yapılıyor. Bütün siyasi partileri, çıkardıkları adaylara da saygımız var. Bizim cenaha baktığımız zaman İYİ Parti ile ilgili görüşmelerimiz var. Saadet Partisi ile çok doğru bir söylem desek temasımız var. Biz ittifakın millet tarafında olan kişilerle diyalogumuzu gayet iyi sürdürüyoruz. Edirne'de doğaldır. Edirne gibi bir kentte, çağdaş kentte, demokrasiye açık olan bir kentte her siyasi partinin aday çıkacaktır. Ama işte en ufak fırsatta yani bizi de Atatürk'te işte İş Bankası'ndan tuttu da yani çok ucuz söylemler bunlar. Hakikaten çok ciddiye almıyorum. Ne yapacaklar onları anlatsınlar. MHP İl Başkanı acaba Edirne'de yerel seçimlerde kendi adayına mı oy verecek, AKP'nin adayına mı oy verecek onu da söylesin. Net bir şekilde Recep Gürkan'la beraber siyaset yapıyorum. Ve bütün Cumhuriyet Halk Partililer gibi biz de kendi adayımıza sahip çıkacağız. Pekcanlı, belediyenin Koca Sinan Mahallesi'nden altyapı çalışmalarına başlayacağını belirterek bu sorunun artık tahammül edilecek bir yanı yok dedi. İller Bankası'nın kredi onayını falan filan geçiyoruz arkadaşlar. Yani Koca Sinan Mahallesi'nden belediye altyapı çalışmalarına başlıyor. 2-2-4 artık yani bunu beklenecek, tahammül edilecek bir yanı yok. Belediye başkanımız da geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yaptı, bunu söyledi. Biz Koca Sinan Mahallesi'nin bu sıkıntısını gidermeye başlayarak bu altyapı olayını belediye kendi imkanlarıyla yapacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Bu siyasi bir söylem de değil. Zaten 2-3 senedir beklediğimiz bir şey. Fakat Edirne'nin tamamının altyapısının değişmesiyle ilgili zaten böyle bir talep vardı. Biz Edirne'nin altyapı sorunu yok diye hiçbir şey söylemedik ki bugüne kadar. Yani MHP'nin adayı da atıp tutuyor ama biz böyle bir sorun yok diye inkar etmedik hiçbir zaman. Bu sorun var zaten arkadaşlar. Projesi projelendirilmiş, yani ihaleye çıkılmış, kredi onayı bekliyor sadece. Kredi işte geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkanı Edirne Belediyesi'nin kredi limitiyle alakalı konuşuyor. Baksın bakalım Kocaeli Belediyesi'ne. İlk ona baksın.